Hoş geldiniz. Gelelim benim seçim yapmış olduğum Airsoft oyuncağımıza. Biraderin tam tersi olarak ben de tamamen taktik mod alabilen bir oyuncak seçmiştim. Oyuncağı da seçerken LCT markasının LTS-13.5 modelini seçtik. Yalnız burada şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız. İlk aldığımızda ve oyun oynadığımızda şöyle gösterelim. Tüfeğimiz şu haldeydi. Evet. Bu tüfeğimizin orijinal hali. Ama artık tüfek birazcık benim oynamamla bu hale dönüştü. Katlanabilir dipçik. Katlanabilir bir dipçiğe dönüştürdüm. Ön taraftaki el kundağını değiştirdik. Ve oyunlar malum olduğu üzere kendimize ait şeylerimiz, oyuncaklarımızı kullanacağımız bir alan olduğu için ben de kendime uygun bir şekilde, kendi zevkime uygun bir şekilde mevcut olan el kundağı ve dipçiğini değiştirerek modeli bu hale dönüştürdük. Yani orijinalinde aldığınız oyuncağınızı şöyle almış olacaksınız. Bunlar zaten tüfeğin üzerinde takılı olarak geliyor. Güzel olan el kundağıyla alakalı şu ayrıntıyı paylaşabiliriz. Üzerindeki delikler K-mod delikleri ve yan tarafta içinden çıkan iki farklı aparatımız mevcut. Picatinny Ray aparatımız ve bu aparatları sökerek kundak üzerindeki herhangi bir yere takabiliyorsunuz istediğiniz şekilde. Yani el kundağının uzun tutulmasının sebebi üzerine takacağınız kamera olsun, el tutacağı, fener vesaire gibi aparatların kundağın herhangi bir istediğiniz yerine, hatta üst tarafında gördüğünüz gibi hafif meyilli bir kundağın yapısı var, buraya bile takabiliyorsunuz. Üzerinde zaten numaralandırılmış Picatinny Ray var. Devamında olan tüfeğin üst kapak üzerinde de yine aynı numaralandırmalar devam ediyor. Kutu içeriğinden şöyle gösterecek olursak şayet. Kutumuz plastik olarak kalıplanmış. İki tane yuvaya oturtulmuş. Oyuncağımız da birlikte geliyor. İçinden bir adet orta kapasiteli şarjörümüz çıkıyor. Ve ayrıca LCT serisi oyuncaklar hakkında çok geniş kapasiteli bilgiye sahip olan bir katalogla beraber geliyor. Bu katalogun içerisinde genel itibariyle yapılmış oyuncakların yedek parçaları hakkında da bilgi alabiliyorsunuz. Ayrıca aldığınız oyuncağın mevcut olan diğer aparatlarını da gösteren bir katalog yapılmış. Genel itibariyle normal klasik modellere göre biraz ağır. Oyuncağımızın orijinal dipçik ve kundak ile birlikte ağırlığı 4,5 kilogram. Benim yaptığım bu kundak ve dipçik değiştirmesi neticesinde 4 kilo 200 grama düştü. Orijinal dipçiğiyle beraber tam kapalı haldeyken ki şu şekildeki uzunluğu 96 santim. Taktığımız kapanır aparattaki payla beraber 99 santim. Bu dipçikle beraber tam açık haldeki, yani dipçik halde, dipçik açık halde ama dipçik tam kapalı haldeki uzunluğu. Dipçiğimizi kapalı hale getirip kullandığımız zamansa 75 santime düşüyor. Şöyle bir elini al, bak bakayım bir. Dipçiğimiz kapalı haldeki halimiz. Şöyle gelirseniz efendim, çünkü ses siyah, silah siyah, zor şöyle gösteriyor. Dipçiğimiz kapalı haldeki hali. Yaptığımız modifikasyondan sonra dipçiğimiz açık haldeki hali. Orijinal kundağımız alüminyum. Dipçiğimizin borusu alüminyum. Kendisi plastikten. Orijinalinde arka tarafta kaymasını engelleyici ve hafifçe daha yumuşak durmayı sağlayan dipçik pedi mevcut. Kabzemiz plastik. Geri kalan tüm aksamımız metal. Haliyle bu da ağırlığı arttırıyor. Tetik ağırlığına bakalım. Oyuncağımız tekli atış modunda.
1 kilo 188. Bir kilo 390. Bir kilo 430. Toplamda 1 kilo 300 gram diyebiliriz. Şimdi de şarjör nasıl dolunuyor onu gösterelim size. Orta kapasiteli bir şarjör. Orta kapasiteli şarjörümüz. Birinci yöntem elle doldurmak. Yuvaya koyup parmağınızın ucuyla iteklediğiniz zaman şu şekilde doldurabiliyorsunuz. Ama haliyle bunu tek tek doldurmak biraz vakit olabiliyor. O yüzden BB loader'la doldurmak isterseniz de hazneye loader'ın ucunda herhangi bir aparat olmaksızın yuvası tam olarak üstüne oturuyor zaten. Hafif bir klik sesi duyuyorsunuz. O şuradaki tırnağı, BB tutan tırnağı geriye doğru itekliyor. Tık sesini duyduğunuz zaman dik pozisyonda basarak şarjörü doldurabiliyorsunuz. Şarjörün de boşaltmasını gösterelim. Farklı tiplerdeki şarjörlerde farklı boşaltma sistemleri olabiliyor. Ama genel itibariyle ya bir tırnak, küçük bir tırnak ya da daha geniş bir tırnak vasıtasıyla boşaltabiliyorsunuz. Şöyle gösterelim. Tırnağı şu şekilde hafifçe iteklediğiniz zaman, tırnağı dek getirmem lazım, evet. Cırt diye boşalıyor. Ve boşaltmış oluyorsunuz. Yüksek kapasiteli şarjör nasıl? Efendim bunun zaten şurada bir BB yükleme noktası var. Döküştür. Şeker çuvalı muamelesi yapıyorsunuz şarjöre. İçinde BB var ama yaylı kısımda yok. Bu yüksek kapasiteli şarjör. Çarkı çevirmeye başladık. Biraz da yayda gerginlik sağladık mı? Atışlarda buna dikkat edin. Zaten tecrübeli airsoft oyuncular için değil bu. Onlar zaten hepsini dört dörtlük biliyorlar. Biz sadece yeni başlayanlar için atışlarda yaylı kısımdaki BB bittiği zaman atış yapamazsınız. Onun için arada silahta takılıyken aşağıdan cırt 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 yapın. BB'lerimiz bu sefer pellet değil. Şey değil, başka bir şey değil. BB'lerimiz. Önce hangisiyle söylemiyorsun ki? Yok, söylesene kardeş. Sadece. Ben de tipçiğimi kapatayım. Öncelikli olarak 0.20 gramla bir deneyelim. Bakarım öskürebilecek mi?463. Oy. 464. 455. 461. 458. Auto. That is the auto. Birazcık basık tutman lazım. Evet. 1200. Şimdi 0.25'e geçiyoruz. Evet, 0.25. 0.25'teyiz. Tekli atıştaysın. Tekli atıştayız. 421. Hı. 420. 421. Hı. 424. 5'e tamamla. 423. 5'e tamamla, 5'e tamamla. 421. Oto. Şimdi otoyu alıyoruz. 1000. Hı hı. 1000. 750 çıktı. O zaman sonuncusunda pellet bitti. Şey pardon, BB bitti. Ve son olarak da 0.30. 387. 388. 388. 386. 384. 385. Tamam yeter. 391.
Bayağı stabil gitti. Otomatiği alıyoruz. 1000. Ortalama hızı da veriyor. 1200 artı 330, 387. Ve bitmiş zaten. Şarjör bitti. O zaman bunun da kroni ölçümleri bu şekilde. Evet, atışlarımızı 0.25 ile yapıyoruz. Önce tekli, sonra otomatik modda bir 10 metreye atalım bakalım. Hazır mıyız efendim? Bir dakika, şöyle azıcık alayım seni. Güzel göstereyim. Tamamdır. Şimdi de otomatiğe geçiyorum. Şarjörüm bitti. 10 metreyi bir gösterelim. Gösterelim. 25'e geçelim. 25'e geçelim. Evet, şimdi 25 metreye atışımızı bir yapalım. Hazır mıyız efendim? Hı hı. Hazır mıyız? Hı hı. Otomatikteyim. Tamamdır. Ve şarjörüm bitti. Mesafeyi gösteriyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Mesafe 54 metre. Aşağı doğru iniyor, görüyoruz. O zaman popomuzu birazcık açıyoruz. Hı hı. Bir de diğer şarjörle otomatik olarak göndereyim ben bir de. Hı hı, bir dene bakalım. Otomatiğe çevirdik. Bir dakika sen, kafa kesici şurada ya. Şimdi bir daha al bakayım bir şey. Şimdi daha iyi. Hazır mıyız? Hazırız. Etrafına yağdırdın resmen. Mesafeyi geri gösteriyorum. Şimdi hop hop ayarımızı değiştirerek birkaç atış yapalım. Evet. Hop. Bir dakika. Biraz ortaya alıyoruz. Şu anda ortaya alınmış durumda. En sona. En sondayız. Hop hop ayarımız da bu şekilde. Şimdi hepsini sırayla bir geçir bakayım. Dört. Üç, beş. Dört, beş. İki, dört. Alıyorum. Ellerine sağlık.